Çıkıyor muyuz? Çıkıyoruz anneciğim. Aslıcığım sen ne yapıyorsun? Geliyor musun benimle? Yok, siz gidin. Nasıl istersin. Altınları getirmeyi unutmuşsun. Seher Hanım, aslında ben... Ne oldu kızım, bir sorun mu var? Rengin attı birden. İyi misin? Ben... Yok anneciğim, ne sorun olacak? Hayatım, ben dün gece çıkarmıştım takıları. Başucumdaki dolabına oraya bak. Nasıl? Sen bak. Ben bakayım. Mehmetciğim, bir şey mi var? Aslı'nın canı sıkkın gibiydi. Yani bir şey söylemeye çalıştı, sen engel oldun da. Bir sorun yok değil mi? Yok anneciğim, ne olacak? İyi uyuyamamıştır. Getirdim. Buyurun. Sayara kalalım. Taktığın, kullandığın bir şey var mı? Yok. Ben dün gece kontrol ettim anne. Saymana gerek yok. Estağfurullah oğlum, eksik olsa ne olacak? Bu benimkisi alışkanlık. Ne demişler? Bir yerde bulsam sayara kal. Hadi geç kaldık. Gidelim. Konuşabilir miyiz lütfen? Acil değilse akşam konuşalım mı? Annemi bekletmeyeyim. Mehmet. Mehmet. Bekler misin beni? Sen ne aran ettin bu durumu? Rica ile sabahın köründe mekan açtırdım. Ya niye söylemiyorsun? Ben geceden beri uyuyamıyorum. Ben de senin gibi yaptım Aslı. Sorunları kendi yöntemlerimle hallettim. Bugün söyleyecektim her şeyi hallolduktan sonra. Sonucu hoşuna gitsen de vaktinde duymamak iyi gelmedi mi? Pardon, düşünemedim. Neyse, konuşuruz. Şimdi gülümse lütfen, anneme bir şey belli etmeyelim. Almışım öyle. Hayatım, sen altınları ver istersen, sabah hiç uyandırmayayım seni, uykundan olma. Mehmet, benim sana bir şey söylemem lazım. Hayatım, hadi yatakta konuşalım.
Sadece sarılıp uyumak istiyorum. Takılar yok. Aslı ya, üçkağıtçılık yapma. Sen yan mı çiziyorsun bakayım bana? Hı? Ben takıları bozdurdum. Lütfen şaka yapıyorum be. Mecbur kaldım. Sen altınları bozacak kadar paraya sıkıştın ve benim haberim olmadı. Öyle mi? Ablam geldi buraya. Yardım istedi benden. Ben de takıları bozdurdum. Hakan yani borca girmiş, tefeciyle mi ne uğraşıyormuş, vakitleri yokmuş. Tefeci? Evet, ben sana söyleyecektim aslında. Ablama da dedim söyleyelim diye ama ablam istemedi yani, kimse bilsin istemedi. Özellikle annem ve sen. Ama ödeyecek yani, söz verdi. Ben güvenilir birine verdim altınları. 20 gün rehin tutacak, ondan sonra kimseye satmayacak, biz geri alacağız. Mesele altın mı şu an Aslı? Özür dilerim. Sen her yardım isteyene susacak mısın? Benden böyle sırlar mı saklayacaksın? Mina korkmuş, Beste utanmış. Mazeret mi bunlar Aslı? Ne zaman öğreneceksin bana güvenmeyi? Neyim hayatında ben senin? Ben sana güveniyorum. Böyle mi? Gelip söyleseydin bana birlikte çözerdik. Beste'ye söylemezdin bana söylediğini. Aramızda sır olacaksa böyle olmalı. Ne diyeceğim ben şimdi anneme? Aslı paraya sıkışmış. Benim ruhum bile duymamış mı diyeceğim? Mehmet ablam en kısa zamanda halledecekti. Biz hemen yerine koyacaktık. Ben nereden bileyim olayın bu kadar büyüyeceğini? Ayrıca sen de sürekli sana yalan söylüyormuş gibi davranma bana. Kırıyorsun beni. Aslı ne yapayım ben senin niyetini ya? Sonuca bak. Daha geçen konuştuk. Bundan sonra sır istemiyorum dedim. Anlaşmadık mı? Ne desin, haklısın. Ama ben gerçekten bu kadar sorun olacağını düşünmedim. Ablam ödeyecek en kısa zamanda. Hala ödeyecek diyorsun Aslı. Delirtme beni lütfen. Kim, hangi kuyumcuya gittiniz? Ben sana takım olalım dedikçe sen tek hareket etmeye devam ediyorsun. Aile yadigarı takılar onlar. Annem için manevi değeri çok yüksek. Zaten Mina olayında karşı karşıya geldik kadınla. Şimdi bir de bu. Ne diyeceğim? Nasıl savunacağım seni? Beni düşürdüğün durumu bir gör. Düşünmeye bile fırsatım olmadı ki Mehmet. Yani ablam öyle gelip onu o halde görünce ne yapacağımı şaşırdım. Tek çözüm buydu gerçekten. Sorun da zaten bu Aslı. Düşünmüyorsun. Aklına estiği gibi davranıyorsun. Çekip gidiyorsun, barda dans ediyorsun. Ben nasıl kollayacağım seni bu şekilde? Korkuyla mı yaşayacağım Aslı? Aslı'nın bugün aklına ne esti? Aslı kime nasıl gizli bir yardım ediyor? Böyle mi güven ilişkisi kuracağız? Evet, üzgünüm diyorum. Tamam. Ya benim hoşuma mı gidiyor senden bir şey saklamak? Bayılıyor muyum ben sanki bu durumu? Söyleyecektim diyorum, anlatacaktım sana. Zaten şansıma bir gün bile geçmiyor üzerinden sen duyuyorsun, öğreniyorsun. Ha, ben Mina olayını da anlatacaktım zaten. Ben seni üzmek istemem ama yani... Aslı, yeter. Daha fazla konuşmak da istemiyorum. Ama lafını duymak da istemiyorum. Hala bir ama bulman gerçekten büyük problem. Nereye gidiyorsun şimdi? Kalırsam kalbini kıracağım. Mehmet! Mehmet, ne oldu oğlum, hayırdır? Biraz midem şey oldu anne, su içeyim dedim. Yediğin bir şey mi dokundu, ağır geldi, hazmedemedin ha? Bak o yüzden mutfağı kimseye bırakmıyorum. Ben de papatya çayı yapayım demiştim. Zahmet etmeseydin anne. Yok canım, ne zahmeti? Zaten yapacaktım. Ana oğul içeriz, iyi gelir bize. Bir sorun yoktur inşallah. Yok, bir şey yok. Ha. Aman bir sorun daha olmasın lütfen, gerçekten. Yani bugün bütün evi okuyup üfledim. Her şey mi üst üste gelir? Ya nefes alamaz olduk oğlum. Ya nazar mı nedir? Ne varsa artık üstümüzde. Neyse, ben senin canını sıkmayayım. Moralini de bozmayayım.
Mahmutlarla nasıl geçti? Hiç konuşamadık. İyiydi. Hı. Mahmut'un ablası aradı. Aslı biraz gergindi dedi. Yani bir yanlışlık mı yaptık dedi ama ben cevap veremedim. Bir şey mi oldu? Her şey yolundaydı anneciğim. Aslı sevdi mi? İyi, güzel. Yavaştan uyum sağlıyor. Çok şükür annesine çekmemiş. Kadın yürüyen bir sorun yumağı sanki. Bak Mina konusunda Aslı'ya gerçekten kızmıştım ama annesini tanıyınca artık kızamıyorum. O kadından nasıl çıkmış bu kız? Neyse ki iyi çıkmış. Ah, su kaynadı. Yavaş sür. Fark etmedim anne, kusura bakma. Benim mi sana ihtiyacım?